Özellikle yaz aylarında hava karardıktan sonra ortaya çıkan, vızıltılarıyla sinir bozan, hatta sadece vızıldamakla kalmayıp iğnelerini hiç acımadan batıran, bazen günlerce kaşınmamızı sağlayan sivrisinekler. Adeta vampir böcek olarak adlandırılan sivrisinekler ve faydalarından bahsettiğimiz videomuza gelin hep birlikte göz atalım. Sivrisineklerin doğaya ve insanlara bir faydası var mı? Sivrisineklerin yaklaşık 3500 türü vardır. Bu türlerden bir bölümü kan emer ama sadece beslenme amacıyla değil. 100 milyon yıllık evrim süresi boyunca ağızları avlarından kan emebilen bir uzantıya dönüşen sivrisinek sadece kanla değil çoğunlukla meyve özleriyle de beslenir. İğne benzeri ağzıyla her türlü meyvenin dış kabuğunu delerek onun öz suyunu içebilir. O zaman neden kan emiyorlar sorusu aklınıza gelebilir. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor, sadece dişi sivrisinekler kan emer çünkü yumurtalarını çoğaltmak için sadece kanda bulunan özel bir proteine ihtiyaç duyarlar. Bebekleri ısırmayı daha çok seven sivrisinekler sadece insanları hedef almaz, derisi ince olan her türlü canlı onların av listelerine girebilir. Sivrisinekler pek çok hayvanın ana besin maddelerinden biridir ki bu doğada ekosistemi sağlar. Her ne kadar faydası yok gibi görünseler de sivrisinekler de doğanın bir parçasıdır ve ekosistemde onlar da başka bir canlı tarafından yenmekte ve bu sayede doğal döngü devam etmektedir. Sivrisinekler onu yiyen hayvanlar için iyi bir protein kaynağıdır. Bu hayvanlara örnek olarak kuşlar, balık, haşerat, yarasalar, amfibiler ve sürüngenler verilebilir. Doğal döngünün parçası olan sivrisineklerin neslinin tükenmesi, özellikle de bazı bölgelerde göç yolu olan kuşların %50'sinin çok önemli ve hayati bir besin kaynağının sonu olacaktır. Sivrisineklerin çoğalması çok hızlı gerçekleşir ve dünyanın her yerinde yaşama potansiyelleri vardır. Bu yüzden yeryüzünde yer alan birçok yarasa, örümcek ve kuş çeşidi için ana besin kaynağı bol protein içeren sivrisineklerdir. Sivrisineklerin bu doğal döngüden çıkarılmaları ekosistemin bozulmasına sebep olur. Bu yüzden bilinmelidir ki dengeli bir doğa yaşamı için sivrisineklerin varlığı önemlidir. Doğada yaradan tarafından yaratılan birçok canlı ve bitki insanlara ilham olmaktadır. Sivrisineklerde bacak ve kanat hareketleri açısından incelenmektedir. Günümüz teknoloji mühendisleri önemli cihazları tasarlarken sivrisineklerin kanat hızının uyumu gibi birçok yeteneğinden ilham almaktadır. Buna en iyi ve en modern örnek drone, yani insansız hava araçlarıdır. Sivrisinek ısırığı çoğunlukla hissedilmez. Bunun sebebi ise sivrisineğin ısıracağı bölgeyi ısırmadan önce uyuşturmasıdır. Sivrisinek tükürüğünde bulunan anestezik özellikler incelenmiş ve daha sonra bu salgı tıpta tedavi amaçlı uyuşturmak için başvurulan lokal ve topikal anesteziklere sentetik şekilde karıştırılmıştır. Ek olarak diyabet hastalığının tedavisindeki sivrisineğin ağzındaki dokunaçlara benzer bir cihaz kullanılır ve bu cihaz kan şekeri ölçümünün daha acısız yapılmasına olanak sağlar. Sivrisinek larvaları suda yaşayan bir tür böcektir ve bu böcekler suda yaşayan balık gibi birçok hayvan için faydalı bir besin kaynağıdır. Sivrisinek larvaları sivrisinek yumurtalarının gelişmiş halidir ve larvalarsa 7 ila 10 gün içinde yetişkin sivrisinekler olmaktadır. Sivrisinek larvalarının faydası ise doğadaki parazit, alg, mantar ve farklı mikroorganizmaları yemesidir ve bu sayede doğadaki canlı dengesini sağladığı bilinmektedir. Sivrisineklerin bitkileri tozlaştırmaya etkisi de vardır. Sivrisinekler ömürlerinin neredeyse tamamında çevrelerinde bulunan su bitkilerinin tozlaşmasına katkı sağlamaktadır. Diğer bir deyişle sivrisineğin yardımcı olduğu bu tozlaşma bitkilerin yaşamlarının devamına yardımcı olur ve bitki çeşitliliği sağlar. Ekosistemdeki hayvan ve bitki çeşitliliği çok önemlidir ve fonksiyoneldir. Biz onlardan nefret etsek ve doğa içerisindeki yerlerini algılamakta zorlansak da sivrisinekler besin zincirinin en alt tarafındaki canlılar için kritik bir besin kaynağıdır. Videomuzu beğenmeyi ve bilgi videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.